Magazin Hattı'ndan herkese günaydınlar. Ben Didem Delen. Şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve ünlüler dünyasından en son haberler bildiğiniz üzere her zaman olduğu gibi yine Magazin Hattı'nda bu hafta da sizlerle buluşacak. Şimdi çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız ekrana gelecek. İlk haberimizle hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Geçen yaz sürpriz bir kararla nikah masasına oturan Barış Arduç'la Gufsa Özay çifti Çeşme'ye mi yerleşti? Barış Arduç evliliği hakkında hangi flash açıklamaları yaptı? İzliyoruz. Kendisinden başka kimseye güvenmez. Sen niye benim yanındasın sanıyorsun? Son olarak Çukur dizisinde rol alan Barış Arduç, Bebek'te bir mekan çıkışı kameralara takıldı. Aynen ya, epeydir görüşmüyorduk, bir oturduk, bir yemek yedik, biraz sohbet ettik. Keyfimiz nasıl olsun yani, malum. Yani İzmir depremiyle alakalı biraz canımız sıkkın. Geçen yaz sonu sürpriz yapıp 6 yıllık sevgilisi Gufsa Özay'la nikah masasına oturan yakışıklı oyuncuya Çeşme'ye yerleştikleri iddiası soruldu. Çeşme'ye yerleştiğinizi duymuştuk biz. Yok, İstanbul'dayız bir. Şey yok İstanbul'dayız. Gufsa'nın nasıllar? Onun da keyfi yerinde. Evinde yazarak çiziyor. Şimdi yanına gideceğim, müsaade ederseniz. Evlendikten sonra neler değişti hayatınızda? Vallahi hiçbir şey değişmedi. Eyvallah, sağ olsunlar. İşte daha önce de bahsetmiştim. 6-7 yıldır beraberiz. Evlilik aslında bizim için sembolik bir şey oldu. Dolayısıyla hani değişen bir şey yok. Tadımız, keyfimiz yerinde. İnşallah hani doğal afetler de işin içinde. Memleketin böyle güzel günlerin beklediği iyi zamanlara denk geliriz. Hepimiz keyifli sohbet ederiz uzun uzun. Şimdi çok da fazla konuşacak bir şey yok. O yüzden teşekkür ederim. Sizi de yormayalım. Arık Böke Erdenet rolüyle konuk oyuncu olduğu Çukur'a geçen haftalarda veda eden Barış Arduç yeni dijital projesinden bahsetti. Çukur'dan ayrıldınız. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Çok güzel bir karakterle girmiştiniz. Yani başından beri takvim belliydi onun. Evet. Çok uzun uzadıya anlaşmamıştık zaten. Böyle bir kısa bir şey yapalım diye. Bir anlaşmamız var. Duymuşsunuzdur belki. Evet, hayırlı olsun derim. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ocak gibi yanılmıyorsam bir aksilik olması o başlayacak. Bakalım, iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Güzel şeylerle beraber oluruz. Kadro da belli olmuş galiba. Gökçe Bahadır ve Salih Bademci'nin adı geçmişti sizle birlikte. Onu ben şu an net bir bilgi vermeyeyim. Daha böyle hani çok işin içinde değilim. Kimlerle anlaşıldı anlaşılmadı konusunda. Çünkü 2 ay kadar var. Bir netleşince hep beraber haber veririz. O artık sürpriz olsun. Ondan sonra söylemeyeyim. Olur mu? Ünlü oyuncu eşi Gufsa Özay'ın ikinci kez gündeme gelen hamile olduğu iddiasına da yanıt verdi. Eyvallah. Sağ olun, böyle kolay gelsin. Hamilelik bir şey duyma aldık. Bir onu da konser öyle bir durum var mı? Bir sakin ol dayıcım. Sakinim ben de Aydan. Pelin Öztekin meyhanede olay çıkardı. Ünlü oyuncu Pelin Öztekin sevgilisiyle eğlendiği mekanda neden ortalığı birbirine kattı? Az sonra. Serenay Sarıkaya ile yollarını ayıran ünlü komedyen Cem Yılmaz, sunucu Saadet Özsırkıntı'yla yeni bir aşka mı yelken açtı? Güzelliğine, çalışkanlığına, disiplinine hayranım. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la yaşadığı ayrılıkla ilgili soruları neden yanıtsız bıraktı? Ayrılık haberlerini en azından. Teşekkür ederim. Saadet Hanım'da takipten çıkardığınız haberleri çıktı. Sağ olun. Bitti değil mi tamamen? Peki. Az sonra. Burcu Esmersoy, Dünya Güzellerin programının çekimleri sırasında kavga ettiği Banu Alkan'ın adını duyunca bakın hangi tepkiyi gösterdi. Bir kafede arkadaşlarıyla buluşan Burcu Esmersoy'a ev sahibinin kirasına 20.000 TL zam yaptığı iddiası soruldu. Soru o mu soru? Yani öyle diyorlar. Çocuklar çok ilginç, şöyle bir şey. Gerçekten haberi yapan arkadaş şimdi imza atmadığı için kime soru soracağımı bilmiyorum tabii ki. O herhalde böyle
can sıkıntısından yaratılmış bir haber olduğunu düşünüyorum herhalde öyle. Çünkü şey yani akıl mantık almayacak bir şey zaten. Kontrat da imzalanmıştır zaten sonrasında. Çok oldu yani o yüzden zamanlama da yanlış yani. Çünkü yazın normalde tekrarlanıyordu benim zaten kontratım. O yüzden hani haber biraz fazla atmasyon olmuş. Ünlü sunucu koronavirüs vakaları arttığı için işlerine 15 gün ara verdiğini söyledi. Özellikle şey dönemi artık böyle çember çok daraldı ya koronavirüs. Artık çok tanıdığımız çok yakın insanlara denk geliyor. Bizim bir 15 gün izin vermemiz gerekti bizim ekibe o yüzden. Çıktı mı orada pozitif? Yani genel bazı sıkıntılar oluyor ister istemez yani. Ara verdiğimiz çok fazla iş oldu. O yüzden böyle bir öyle bir dönemdeyim ben şu anda. Burcu Esmersoy olası ikinci dalga için özel bir hazırlığının olmadığını da belirtti. Bir hazırlık yapıldı mı bununla ilgili? Benim mi hazırlığım maalesef öyle bir hazırlığım yok zaten onu yani yapmak imkansız yok öyle bir şey. Ya geçen sefer de yapmamıştım biliyorsunuz. Evet. Bu sefer gerçekten şöyle bir şey oldu. Daha da ekstra artık biraz daha da tanıyoruz yani daha hastalığı evet aynen biraz daha biliyoruz yani ama şey çevremizdeki çok insanın da çok dikkat ettiğini gördüğümüz insanların bile hala şimdi yakalanabiliyor olduğunu görünce insan biraz şey yapıyor yani boşluğa düşüyorsun tam olarak ne yapman gerektiğini de çok fazla bilmiyorsun. Tabii ki hani içeride durduğumuz dönemde içeride kaldığımız o karantina dönemlerinde de biraz da böyle hani şey olduğu için şimdi fırsat varken biraz dikkatli bir şekilde normal hayatıma dönmeye çalışayım ama işte eğer böyle bir şey gerekiyorsa da gereğini yapmamız lazım diye düşünüyorum. Onun dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Esmer Soy'a son dönemde tepki çeken ev partileri de soruldu. Doğum günü parti yani doğum günü partisi dediğiniz doğum günüm için arkadaşlarım bana sürpriz yaptılar. Beraberdik denk geldik evet. Orada da hatırlayacaksınız. Evet. Açık bir mekanı tercih ettiler. Zaten hani normalde de hepimizin daha çok tercih ettiği mekanlar hep açık evet. Mekanlar. Ben de illa bir şey yapmak gerekiyorsa falan. Şimdi burada mesela Sezgin'le toplantı yapıyoruz. İlk illa bir dışarıda bir yerde olalım. İsteğindeyiz. Elimizden geldiğince buna dikkat ediyoruz ama ben öyle gerçekten aşırı dikkat etmeye başladım açıkçası. Yani kapalı restoranlara da gitmediğim gibi yani ev partilerine de zaten beni davet etmiyorlar. Ya ben o listede yokum öyle söyleyeyim en azından yani. Güzel sunucu 3 yıl önce Dünya Güzellerin programının çekimleri sırasında kavga ettiği Banu Alkan'ın hakkında yaptığı açıklamalar sorulunca ise röportajı noktaladı. Ya bunu kaldırmamız lazım. Ama kaldırdığınız zaman saramıyorlar. Çıkartmanız lazım. Kaldırmak değil. Burcu. Evet. Çok konuştun bebeğim bugün sen. Burcu Hanım ilk başta Hindistan'da çok iyiydik. Sonra bana öyle bir laf söyledik ki Vietnam'da. Ay dedik çok yorulduk. Vallahi ben çok yoruldum. Ay ölecektim. İnşallah Türkiye ölüsü gider dedi. Banu Hanım'ın açıklamaları var diyelim. Banu Hanım'ın açıklamaları var diyelim. Bitirelim böyle. Çok kendine teşekkürler. Bakın, çok sağ olun. Ünlü oyuncu Hakan Karahan, 25 yıllık sevgilisi Candan Erçetin'le ayrıldıkları iddiası hakkında neler söyledi? Biz 25. yıl beraberliğimiz 26'ya gidiyor. Yaşarsak 36'ya 46'ya da gider. Az sonra... Ünlü komedyen İbrahim Büyükak, kendi hayatını anlatacağı dijital dizi projesinde bakın kimlerle kamera karşısına geçecek. İş yapmadım. Bir iş yaptım, para etti. Siz de bence öyle yapın. İşinizi iyi yapın. Onun karşılığını mutlaka alacaksınızdır. İbrahim Büyükak, çocuk ve ergen terapisti olan eşi Nurdan Büyükak'la Yeniköy'de bir restoranda yemek yedi. Ünlü komedyen çıkışta magazin hattının sorularını yanıtladı. Akşam yemeğine geldiniz sanırım Nurdan'la evet. Beraber. Evet, evet. Kendisiyle böyle bir akşam yemeği yiyelim. Değişiklik olsun. Çünkü bütün gün evde geçiyoruz, çalışıyorum. O yüzden de böyle arada ufak tefek kaçamaklarımız oluyor. Büyükak, koronavirüse yakalanan ve tedavisi evinde yapılan yakın dostu Eser Yenenler'in sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Çok şükür, çok şükür ağır bir şekilde atlatmadı. İyi bir şekilde atlattı. O yüzden mutluyuz. Şu an iyiye gitti. Allah mutluysa Allah bütün hastalara şifa versin. Şu an çok iyi. Şu an atlattı şu anda. Şu an atlattı, şu an düzeldi. Ama işte tabii ki de dinlenmedi evinde. Şu an hastalık geçti gibi gözüküyor çok şükür. Telefonla sürekli görüşüyor musunuz? Arıyoruz, arıyorum arada ama 3-4 gündür konuşamıyoruz ama bildiğim kadarıyla bayağı iyiye gitti. İbrahim Büyükak, Bursa'daki hayatından esintiler taşıyacak olan dijital dizi projesiyle ilgili de bilgiler verdi. Kendi hayat hikayemden de çok fazla esinti olacak içinde. Onun da çalışmalarını herhalde Kasım ortası sonuna doğru başlatıp Aralık ortasında da inşallah sete girmeyi planlıyoruz. Heyecanlıyım. Sizi kim oynayacak peki? Beni
Kıvanç Atat oynayacak abi. Öyle planladık. Kendim oynayacağım. Gençlik yıllarını düşünüyorum bir şey unuttum. Yani gelinlik. Kendinizi mi genç yapmayı düşünüyorsunuz, makyajla yoksa... O kadar yaşlı mı gözüküyorum ya, ne kadar ayıp bir laf bu. 37 yaşındayım daha ben, o kadar yaşlı değilim. Yok, ya. Yaşlı. Yok, gençlik yıllarım öyle çocukluğum ve biyografik bir şey değil. Bambaşka bir hikaye, izlediğinizde göreceksiniz, kendim oynayacağım. Böyle bambaşka bir makyaja bürünmeme gerek yok, o kadar gençlik halim yok. Ünlü komedyen Acun Ilıcalı'nın yılbaşında açacağı dijital platformda yayınlanacak olan dizide... Üç Adam grubundan arkadaşları Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler'in de yer alacağını açıkladı. Daha bir casting çalışması yapmadık. Var birkaç tane kafamızda arkadaşımız, ustamız, abimiz, ablamız ama daha onlarla konuşacağız. Daha şeyli değiliz. Tanışma hikayeleri olacak mı mesela? Acun Bey'le nasıl tanıştınız veya Oğuzhan Bey'le nasıl tanıştınız? Ya böyle bir detay vermeyeceğim şu anda. Öyle bir şey yok. Bambaşka bir hikaye. Şu an anlattığın şey gibi değil. Hikaye öyle değil yani. Hani ama herkes bir yerinde... Oğuzhan da, diğer arkadaşlarım da bir yerinde olacaklardır mutlaka. Daha fazla bekletmeyin. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi mesajlar. Kolay gelsin. Tamam. Öte yandan haftalardır evinde tedavi gören Eser Yenenler sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Ve şunları söyledi. Bu zor dönemde gündemi meşgul etmek istemedim. Ancak çok fazla soran oluyor. Son yapılan Covid testim negatif çıktı. Atlattık çok şükür. Herkese sağlıklı günler dilerim. Lütfen sizler de dikkat edin. Tamam, koşuyoruz. Buradan canlı gibi aldık. Magazin hattına konuşan İrem Derici neden evliliğe tövbe etti? Ben de evlendim, sonra boşandım, baktım çok da matah bir kurum değilmiş. Gerek yok yani. Bundan sonra evlilik yok. Mikrofonumuzu eline alan ünlü popçu annesi Jale Ediz'e hangi mesajı gönderdi? Şuradan 80 milyonun önünde seslenmiş olayım, anneme kıytırık video yollayacağıma. Az sonra... Magazin hattı devam ediyor. Aleyna Tilki geçmişte yaşadığı hangi olayı hatırlatıp sevgide can acıtabiliyor dedi. İzliyoruz. Aleyna Tilki Emirgan'da bir kafe çıkışı görüntülendi. Tilki'nin 14 yaşındayken İstiklal Caddesi'nde sokak müzisyenlerine eşlik ettiği görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. İyidir, siz nasılsınız? Teşekkürler. Şimdi günlerde bir videonuz çıktı sokak çağırdıkları beraber. Evet. Şarkı söylediğiniz, yeni düşünceler söyleyeceksiniz bununla ilgili. Ya konuşmuştum aslında ya, Hollywood anımı falan anlattım işte. Bir de işte müzisyenlere sokaktaki ve sokaktaki çalışan insanlara yardım etmek amaçlı yapmıştım. Ve şey demiştim işte, sokakta çalışan hiç kimseyi es geçmeyin çünkü çok emek sarf ediyorlar demiştim. 20 yaşındaki şarkıcı izdiham yaşanmasından korktuğunu söyledi. Tekrar beraber şarkı söyler misiniz? Söylerim. Ya da hiç size ulaşmayacak. Söylerim. Söylemek de çok istedim aslında. Çok denk geldim ama birazcık korkuyorum güvenlik zafiyeti evet. Yaşarız diye. Yani çünkü şey yani denesem herhalde önceden çıkamayabilirim falan. Önceden çıkıyordunuz ama şimdi çıkıyor. Şimdi çıkamıyorum. Kaostan çıkamaz mısınız? Çıkamam. Bana bir şey yani bana bir şey olacağından değil insanlara bir şey olur. Biliyorsunuz konserlerimde bile şey yapamıyorum yani hani alandan çıkamıyorum yani hani o kadar güvenlik şey olmasına rağmen onlara bir şey olmasın diye çünkü üst üste yığılıyorlar. Hele bir de ay korona zamanı Allah korusun. Tilki 3 yıl önce seyircilerin sahneye hücum ettiği Adana'daki konserini hatırlattı. İstiklal'de düşünemiyoruz yani 1500-2000 kişi herhalde aynı anda size doğru koşar herhalde. Ya tabii koşar. Yani koşar bana yine belki bir şey olmaz. Bana da olur. Yani hepimize bir şey olur yani oradaki engameden. Biri birini iter, biri birini iter. Bazen sevgi de can acıtabiliyor çünkü. Ben bunu hatta mesela Adana konserimde yaşamıştım. Evet. Teşekkür ederim. Bu yıl 15 yaşındaki Melisa İmrak'ın Best Model'de birinci seçilmesi tartışma yaratmıştı. Ve 2020 Best Model'i.
2017 yılında 18 yaşından küçük olduğu için içkili mekanlarda sahne almasına yasak getirilen Aleyna Tilki'ye bu tartışma soruldu. Bilgisi olarak da 15 yaşında biliyorsunuz genç bir kız best model seçildi. Çok büyük tepkiler aldı. Siz de çok küçükken başladınız bu mesleğe. Aa ben hiç duymadım onu. Ilgili? 15 hiç yaşındaki birinin yarışmada best model'da birinci olmasını nasıl karşılıyorsunuz? Hiç duymadım. İlk önce bir habere bakayım ondan sonra konuşuruz. Aa, peki çok teşekkürler. Bakınca gözlerine anladım halimden. Demet Özdemir daha önce hadisenin başına gelen hangi olayı hatırlayıp büyük konuşmamaya özen gösterdi. Yarın öbür gün çok kötü geri dönüşler olabilir, o yüzden buna cevap vermeyeceğim. Az sonra. Çukur dizisinin Selim'i Öner Erkan'la kızını canlandıran Ece Yaşar aşk mı yaşıyor? Sıradaki haberimizde. İnsandan doğanlar insan olurlar, hayvandan doğanlar hayvan olurlar. Çukur dizisinin Selim'i Öner Erkan, Cihangir'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Öner Erkan'ın adı bir süredir Çukur'da kızını canlandıran Ece Yaşar'la anılıyor. Ben de gelebilir miyim? Gel. 26 yaşındaki Ece Yaşar'la babasını canlandıran kendisinden 14 yaş büyük Öner Erkan'ın hakkında çıkan aşk iddiası dizinin fanları arasında da büyük yankı uyandırdı. Karaca rolüne hayat veren Ece Yaşar'ın sessiz kaldığı iddia Öner Erkan'a soruldu. Dizide beraber oynadığı yakın arkadaşı Rıza Kocaoğlu'nu arayan Erkan sorulara yanıt vermedi. Fikir hürriyetini... İyisin değil mi? Tamam. Ben iyiyim mi? Öner Bey. Yavaş. Ece Hanım'la aşk dedikodular var. Neler söyleyeceksiniz konuyla ilgili olarak? Ünlü oyuncu daha sonra Rıza Kocaoğlu'nun oturduğu apartmana giriş yaptı. Ece Hanım'la aşk dedikodular var. Neler söyleyeceksiniz konuyla ilgili olarak? Çok efendim, yanınızda iki tane hanımefendi vardı, oturuyordu. Neler söyleyeceksiniz? Hanımefendi söyleyebilir miyiz? Ki hatırlatayım, o çukurdan ben kurtardım seni. O yüzden rica ederim Eda. Hiç hatırlamıyorum ya. Beynim gereksiz anıları silmiş demek ki. Kerem Bürsin ile Hande Erçel ikilisi İzmir'de yaşanan deprem acısına ve pandemiye rağmen Cadılar Bayramı kutlaması yapanlara nasıl tepki gösterdi? Üzücü. İnsanların daha fazla yani duyarlı olması lazım. Aynı zamanda yani bir pandemi döneminde yani partilerin kesilmesi lazım. İnsanların maskelerini takması lazım. Az sonra... Bebek bekleyen ünlü oyuncu Öykü Karayel, eşi Can Bonomo ile gittikleri kafede nasıl aşk tazeledi? İzliyoruz. Yeniden doğar güneş. Bebek bekleyen ünlü oyuncu Öykü Karayel, eşi Can Bonomo ve ikizi Ezgi Karayel ile Arnavutköy'de bir kafede görüntülendi. Tenime gösterilme de, o zaman hallolur her şey hallolur dostum. 2 yıldır evli olan ve bebek heyecanını yaşayan Karayel'le Bonomo portakal suyu içip sohbet etti. Neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü çift zaman zaman şakalaştı. Yaşamak sensin madem. Al beni, çık götür uzaklara aşk neymiş görsün halim. İkili kameralar görüntü alınca rahatsız oldu. Geçen yaz Öykü Karayel'in eski sevgilisi Bartu Küçük Çağlayan ve eşi Merve Özgül'e ile beraber Çeşme'de tatil yapmaları tartışma yaratan Bonomo ile Karayel çıkışta konuşmak istemedi.
Merhaba. 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 Nasılsınız? Tebrik ederim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Nasıl bir duygu? Recep önündeki. Nasıl gidiyor hamilelik peki Öykü Hanım? Size soralım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Maske takmayan Can Bonomo'nun muhabirlere sosyal mesafe uyarısı yapmasıysa şaşırttı. Ama korona falan kalabalık oldu. Haydi bakalım. Yok, test yaptık hepimiz efendim. Sıkıntı yok. Efendim siz de maske takmıyorsunuz ama. Ünlü sanatçının daha sonra takside maskesini taktığı görüldü. Öte yandan Öykü Karayel'in Berkun Oya imzalı dijital dizi projesi Bir Başkadır 12 Kasım'da seyirciyle buluşacak. Ünlü oyuncu dizide Meryem karakterine hayat verdi. Allah işi biliyorsun. Nasıl? Yani eviriyorsun, çeviriyorsun, laf çaktırmadan istediğin yere getiriyorsun. Abla ne oluyor? Bir sakin olur musun? Bir sakin ol dayıcım. Sakinim ben de Aydar. Pelin Öztekin meyhanede olay çıkardı. Ünlü oyuncu Pelin Öztekin sevgilisiyle eğlendiği mekanda neden ortalığı birbirine kattı? Ben diyemiyorum. Az sonra. Şimdi kısacık bir reklam arası ardından magazin attı kaldığı yerden devam edecek. Magazin adına konuşan İrem Derici neden evliliğe tövbe etti? Mikrofonumuzu eline alan ünlü popçu annesi Jale Ediz'e hangi mesajı gönderdi? Sıradaki haberimizde. İrem Derici trafikte magazin hattı kamerasına takıldı. Bu ara böyle tek tabanca. Anam kaldık trafiklerde. Nereden biliyorsunuz kız burada olduğumu? Vallahi istihbarat geldi. Gelir tabii, niye gelmez? Aynen, sizi gören hayranlarınızdan. Dur durayım. Kız hayranlar nereye tanıyor? Nasıl geziyordum göstereyim mi hali budur? Video çekiyordunuz herhalde. He? Anama video atıyordum ya doğum günü. Maşallah. Dipçik gibi ha. Böyle geziyorum anam, kim tanıyacak beni? Vallahi. İmkanı yok. Ben kendimi tanımam böyle. Ne yapayım, bir de bugün cumartesi. Kalabalık bir de bugün. Aynı. Ünlü popçu pandemi nedeniyle konserler iptal edildiği için evde oturduğunu ve çok sıkıldığını anlattı. Hızlı hızlı yürüyorum ya 5 kilometre her gün. Şimdi ben Şişli civarlarında oturuyorum, orada nasıl yürüyeceğim? İş yok güç yok, boğuluyorum sıkıntıdan evin içinde. Geliyorum, takıyorum kulaklığı, takıyorum maskeyi. Ya Allah, ya Allah. Geçen yıl evinin kapısına kadar giden takıntılı hayranı nedeniyle savcılığa başvurmak zorunda kalan Derici son olarak Maslak'tan taşınmıştı. Maslak elveda. Çünkü orası artık İstanbul ya da Türkiye'likten çıktı bir süre sonra. Çok fazla turist alan bir yer haline geldi. Siz istediğiniz evi buldunuz mu bununla? İstediğim evi bulma değil ya. Ben zaten hep Nişantaşı, Şişli civarlarında oturdum hayatım boyunca. Geçen yaz bir biliyorsunuz tatsız olaylar oldu. Hani bir aynen. Tırnak içinde evet, evet. Sapık olayları. O yüzden bir Maslak'a taşınmıştım. Hızlıca bir uzaklaşmam gerekiyordu ama Maslak'ta yapamadım ya. Hani benim hayatım hep çünkü Beşiktaş, Şişli, Nişantaşı ekseninde geçtiği için annem de burada. Geri geldim. İrem Derici röportaj sırasında yoldan geçen hayranlarının Acemi Balık şarkısını çaldıklarını duyunca espri yaptı. Güvenlikli bir sitedeyim mecburen ama benim gönlüm Acemi Balık güzel. Kız benimki uyduruk, Nalan'dan açın. Yani mecburen artık. Hani benim gönlüm yine mahalle hayatında, mahallede büyüdüm çünkü. Ama mecburen güvenlik şart oluyor. Bu olaylardan sonra insanlardan korkuyor musun size yaklaşanlardan? Niye korkayım canım? İnsanlar benden korksun dermişim. Yok asla, öyle bir şey yok. O olayda da öyle bir çok korktuğum bir durum aslında yoktu ama birazcık suyu çıktığı için mevzunun o mahkemeye taşındı, bitti gitti zaten. Hani. Derici ara vermeden piyasaya yeni şarkı çıkarmaya devam edeceğini ifade etti. Çıkarıyorum yine. Aslına bakarsan mantıklı olanı sahneye çıkıp para kazanabileceğim zaman çıkartmak. Ama ben mantıksız bir insanım. Yani dayanamam şarkı nasıl türkü çıkan. Selamlar, merhabalar. Ama arkada bekleyenler sizi sevmiyor şu an.
Ne demiştiniz, özür dilerim. Nasıl olacak şarkılar? Güzel, bir tanesi orta tempo, bir tanesi daha slow. 2014'te radyocu Rıza Esendemir'le nikah masasına oturan ve 2 yıl sonra boşanan ünlü şarkıcı evliliğe tövbe ettiğini açıkladı. Benim en çok tutan, en hızlı şarkım Zorunlu Sevgilim Kasım ayının ortasında çıkmıştı. Kalbimi Tek Sahibine de yazın çıkmıştı. O yüzden iyi şarkının mevsimi yoktur yani. O şarkınız da hala düğünlerde çalınıyor. Herkes evlendirdiniz, bir siz kaldınız. Yo, ben de evlendim, sonra boşandım. Baktım çok da matah bir kurum değilmiş. Gerek yok, yok yani. Sizin açıklamanız hani evli çok masraflı bir kurum. Hayır, hiç gerek yok. Yaptık bir kere masraf, ikinci kere yapmam. Bundan sonra evlilik yok. Dericiye karantina döneminde boşanma ve ayrılıkların arttığı hatırlatıldı. Problem ararsan bulursun. Ne demiş rahmetli Süleyman Demirel? Meseleleri mesele yapmazsanız ortada mesele kalmaz. Yani pandemi bahanesi, o ilişkinin ya da o evliliğin biteceği varmış. Orada çok böyle dip dibe kaldılar diye erken patlamış yani. Bir şey bitecekse bitiyor, bitmeyecekse de bitmiyor yani. Önünü alamıyorsunuz. İrem Derici bir erkeğin gücüne ihtiyaç duymadığını da dile getirdi ve cabbar bir kadınım dedi. Bir süredir de yalnızsınız. Evet. Bir erkeğin gücüne ihtiyaç duyuyor musunuz? Hayır, duymuyorum. Ve yolda giderken arabanız bozuldu. Yol yardım. Herkesin kendi düşüncesi yani. Benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Olmadı da bugüne kadar. Hatta zamanında hayatıma giren erkeklerin yeter artık bize de bir şey bırak, biz de bir şeyler yapalım demişliği vardır. Cabbar bir kadınım, her şeyi hallederim yani. Ay, lastiğimi de değiştiririm, arabayı da sırtlarım. Çocuk yapma niyetim yok, kariyerim var. Artık eve gideyim mi? Aynen, çok uzun vadede. Sizi izleyecekler yemin ediyorum. Zaten boş yapıyorum. Bende bir skandal yok bu aralar. Bu seneyi skandalsız kapatacağım deyip haftaya ben böyle zil zurna sarhoşum. Yok. Gider ayak mikrofonumuzu eline alan ünlü popçu annesi Jale Ediz'e mesaj gönderdi. Demin video çekiyordum, yakalandım, bari şuradan 80 milyonun önünde seslenmiş olayım, anneme kıytırık video yollayacağıma. Anneciğim, seni çok seviyorum, iyi ki doğdun. Bu yıl böyle pandemi evde geçireceğiz, evde üfleyeceğiz pastamızı ama... Benim gibi bir çocuğu yetiştirdiğin için bile yeterli kadar sevap point topladığını düşünüyorum. Seni çok seviyorum anneciğim, iyi ki doğdun. Sevgiler, İrem Hanım, biz de çok teşekkür ediyoruz. Süpersiniz. Hadi bay bay. İyi bak kendine. Acun Ilıcalı yılbaşında açacağı dijital platform için hangi bomba sürprize imza atmaya hazırlanıyor? Bir tane bombam var. Çok büyük. Kaç gün ihtiyacım var? Dünya Starı mı geliyor yoksa bir proje? Onu da getiririz. Acun Ilıcalı ile akşam yemeğe çıkışı görüntülenen hadise, Kaan Yıldırım'la yaşadığı ilişki hakkında neler söyledi? Mutluyuz yani, güzel bir süreç. Az sonra... Magazin hattı devam ediyor. Demet Özdemir daha önce hadisenin başına gelen hangi olayı hatırlayıp büyük konuşmamaya özen gösterdi? İzliyoruz. Gözlerinle anladım halinden. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol'la başrolü paylaşan Demet Özdemir, set çıkışı arkadaşlarıyla Bebek'te bir mekanda yemek yedi. İyi akşamlar. Nasılsınız? Ne kadar uzun zaman olmuş. İyi mi? Evet, özlemişiz. Biz de neler yapıyorsunuz? Keyfiniz nasıl? Yani ülkece keyifsiziz gerçi. Set çıkışı güzel, böyle bir yemek yemeye çalıştık işte arkadaşlarımla. Şimdi yarın sabah setim var yine. Oraya gideceğim. Dizinin yeni sezon bölümlerinde kadın haklarına dikkat çektiklerini belirten güzel oyuncu, hayat verdiği Zeynep'in cesur davranışlarını kendi karakterine benzettiğini ifade etti. Ben bu evde sana biat ettiğim için değil, sana aşık olduğum için kalıyorum. Bana karışamazsın. Yani güzel, çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Güzel bir geri dönüş yaptık aslında. Çok da güzel açılımlar oldu işimizde. Kadın hakları ile ilgili, kadınlarla ilgili. O yüzden çok gururluyuz. İnşallah yani yükselerek de gidecek diye tahmin ediyorum. Oynadığınız rolün karakteri de çok güçlü bir kadını, evet, canlandırıyor. Kendinizle özdeştirdiğinde nasıl farklılıklar, nasıl yakınlıklar buluyorsunuz peki? Vallahi herhalde birkaç bölümdür böyle düşünüyorum. Herhalde var olan cesaretinden bahsedebilirim. Çok özdeşiyor. Demet Özdemir, pandemi riskine rağmen medyada sık sık gündeme gelen ev partilerine devam edilmesine tepki gösterdi. Evet, izliyorum. Yaptığınız haberleri de izliyorum. Aslında herkesin bu bitmiş olmadığı için çok daha hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkes çalışmak zorunda olduğu için maalesef dışarıda oluyor. O yüzden en azından onların da haklarını ihlal etmemek için
ve yaşlılarımızı, çocuklarımızı düşünmemiz için daha sağduyulu olmalıyız. Çünkü bana bir şey olmaz demekle olmuyor. Aslında kendimiz için değil, başka insanları düşünmek için kendimize dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Biz sette olabildiğince önlem almaya çalışıyoruz tabii ki. O yüzden bence herkes öncelikle kendi ailesini, sonra da yakınlarını düşünse bu iş çok kolay çözülecek gibi. Yeni proje yapmaya vakti olmadığını söyleyen Özdemir, son günlerde adı Cem Yılmaz'la anılan sunucu arkadaşı Saadet Özsırkıntı ve stil danışmanı Rutkay Özişle buluştuklarını belirtti. Peki içeride de bir toplantı mı oldu? Yeni projeler var mı? Onu da bir soralım. Ya yeni proje, inanın vaktim yok ya. En azından şu kış döneminden bahsedeyim. İki tane çok sevdiğim arkadaşım var. Onlar da kapıda bekliyorlar. Bir anda dönseniz ya arkanızı. Saadet Hanım da. Evet, evet, o da gitti. Rutkay da şimdi burada. Ayrılmaz üçlü. Evet, yani set çıkışı çok acıkmıştım. Evde de fırsat olmaz hazırlamaya diye. Hemen bir şeyler yedim, çıkıyorum şimdi. Ama formada her zaman dikkat ediyorsun. Spora da devam. Spora devam. Bu sırada lafa giren çiçek satıcısının sözleri Demet Özdemir'i utandırdı. Demet Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Hemen. Ben bu seni ilk defa görüyorum. Aa. Filmlerde karakterlerine ben inanıyorum, güzel olacak karakterlerde. Çok teşekkür ederim. Ben çiçek satıyorum, bunlar senin kalitene geldi. Seni çekemeyen anten taksın. Ne olur. Instagram caddesi sirep patlasın. Seni bulacağım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ünlü oyuncu hayatında kimsenin olmadığını açıkladı. Ya. Kalbiniz boş mu? Hayatınızda biri var mı? Gerçekten boş. Size geçen sefer söyledim. Sevgilimi onda görürsünüz. O yüzden artık hani tek tek arkadaşlarımla yazıp onları düzeltmekten de çok yoruldum. Ama size söz veriyorum. Böyle yanımda görürseniz o zaman gerçekten inanacaksınızdır ve olduğu zaman da anlarsınız. Ama yokken de işte şimdi ne diyeyim, böyle kaçmak da istemiyorum. Gerçekten de yok çünkü. Özdemir'e erkek arkadaşınızla fotoğrafınızı sosyal medyadan paylaşır mısınız diye soruldu. Daha önce hadisenin yaşadığı olayı hatırlayan Özdemir, bu konuda büyük konuşmamaya özen gösterdi. Ben aşığım arkadaşlar. Birisi var hayatımda, hiç demedim. Demeyeceğim de. Instagram'da da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben o insan değilim. Son soru olsun. Fotoğraflarınızı belki sosyal medyada paylaşır mısınız? Yarın öbür gün çok kötü geri dönüşler olabilir. O yüzden buna cevap vermeyeceğim. Teşekkür ederim. Çok ben çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin lütfen. Aşkları magazin gündemine bomba gibi düşen Didem Soydan'la Burak Deniz çifti neden apar topar acil servise koştu? Genel bir kontrol için geldik, gideceğiz. Az sonra... Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisi İzmir'de yaşanan deprem felaketine ve pandemiye rağmen Cadılar Bayramı kutlaması yapanlara bakın nasıl tepki gösterdi. Hatırlatayım, o çukurdan ben kurtardım seni, o yüzden rica ederim Eda. Hiç hatırlamıyorum ya. Beynim gereksiz anıları silmiş demek ki. Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Kerem Bürsin'le Hande Erçel, Bebek'te yapım şirketi çıkışında kameralara takıldı. Bürsin'in çift maske taktı. Erçel'in ise maskesinin üzerinde adının baş harfinin yazılı olduğu görüldü. Yakşanlar nasılsınız? Evet, nasıl toplantımız başladı? Tam öyle oldu. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Güzel bir geceydi galiba, büyük bir toplantı vardı. Bir çekimimiz vardı, o yüzden evet. Bir araya geldik. Neydi, çok üzüldüm. Çekimimiz vardı. Hı-hı. Duyulmuyor değil mi maskede? Nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor, biraz bahseder misiniz? Çalışıyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz. Evet. Sizler nasılsınız? Çok bizler iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Kerem Bürsin bir muhabirin konuyu hemen Hande Erçel'le hakkında çıkan aşk iddiasına getirmesine şaşırdı. Aşk dedikoduları çıktığı zaman beraber gidecek miydiniz? Direkt ona mı gidiyoruz? Direkt iş konuşmak sevmiyorsunuz. Beraber çıktık arkadaşlar. Beraber görüntü verme kararı almadık. Aşk dedikodu döneminde çıkmadınız. Beraber görüntü vermediniz. Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Öyle bir vaktimiz yok ki şu anda da çalıştığımız için bir aradayız. Sen Çal Kapımı dizisi yaz boyu aldığı yüksek reytingle dikkatleri üzerine çekti. Ancak Kuruluş Osman, Benim Adım Melek ve Sadakatsiz gibi dev bütçeli dizilerin peş peşe ekrana gelmesiyle beraber
Yazlık projenin izlenme oranları da yarı yarıya düştü. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e Sen Çal Kapımı dizisiyle ilgili herhangi bir final kararının olup olmadığı soruldu. Reytinglerde ama biraz bir düşüş var ana dizilerde sezona başlayınca. Neler olacak? Bir final kararı yok galiba. Hayır, her şey çok güzel gidiyor. Yolunda her şey. İşimiz de devam ediyor. Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin'le Hande Erçel'in karşılıklı sosyal medyadan birbirlerini takibe almaları çok konuşulmuştu. Kerem Bey'in annesi de sizi takip etti Çiğdem Hanım'ın. Evet. Oradan girelim abi. Tamam, girebilirsiniz ama çok şey ani geldi. Birkaç hafta önce ailem onu takip ediyor. Seti ziyarete geldiler. Kerem Bürsin geçen günlerde bir dergiye verdiği röportajda yakışıklılığından ve popülerliğinden çok işini iyi yapıp yapmadığına odaklandığını anlatmıştı. Kerem Bey, çok güzel bir açıklamanız vardı. Birçok da destek aldı. Ben her sabah uyandığımda yakışıklı mıyım diye kendime bakmıyorum. İşimi ne kadar güzel yapabilirim diye. Bunu önce Hande Hanım'a sormak istiyorum. Hande Hanım, işiyle alakalı siz ne yorum yaparsınız? İşiyle alakalı. Benim işimle alakalı. İşiyle alakalı, işine ne kadar... Ben çalıştığım çok yani çalıştığımdan çok mutlu olduğum bir partner, çalışmaktan çok keyif aldığım bir partner, işine çok özveriyle yapıyor. O yüzden ben çok mutluyum yani, bunu bana soruyorsa çok mutluyum onunla çalıştığım için. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında yaptığınız açıklamada gelen eleştirilere? Yani eleştirileri bilmiyorum ama yani şey yani açıkçası o röportajda ne hissettiğimi ve nasıl düşündüğümü paylaştım yani. Peki sizin için bir jön ne ifade eder? Bir jönün nasıl bir karakter? Nasıl yani bir açıkçası lazım? Bilmiyorum yani bir jönün tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum yani bir oyuncuyu tanımlayabilirim ama bir jön yani bilmiyorum yani işimiz oyunculuk burada yani. Muhabirler Kerem Bürsin'i konuşturmaya çalışırken Hande Erçel beklemek istemedi. Ve ben mi buradan ayrılsam dedi. Kendinizi ne olarak tanımlıyorsunuz peki? Yani bir oyuncuyum. Oyuncuyum. Bana şuraya açar mısınız? Peki iddiaları çok pardon iddiaları sorun. Bekletmeyelim insanları. Erçel'le Bürsin İzmir'de yaşanan deprem acısına ve pandemiye rağmen Şeyma Subaşı gibi Cadılar Bayramı kutlaması yapanlara da tepki gösterdi. Çok rahatsız oldum şu anda, lütfen beni. Benim... Şunu soralım, Türkiye günlüğünde biliyorsunuz bir yaz var. Evet, aynen öyle. Ne güzel bir şey sanırız. Evet. Aynı zamanda şu da Türkiye'de bir kısımda eğlenceli, hala bir kısımda var. Türkiye'de bu anlamda bir yozlaşma mı yaşıyor? İşte önce bakılırsa bir Cadılar Bayramı kutlaması var. Hı-hı. Ne söylemek Parti istersen? Değil mi? Üzücü. Yani üzücü. İnsanların daha fazla yani duyarlı olması lazım. Aynı zamanda yani bir pandemi döneminde yani partilerin kesilmesi lazım. İnsanların maskelerini takması lazım. Bu olayı yani bizim hep birlikte kontrol altına almamız lazım. Hande Hanım, siz neler söylüyorsunuz? Yani ben de tabii ki üzücü buluyorum. İnsanların kendi hayatları saygı duymak lazım tabii ki. Ama böyle bir yaz, yani böyle bir şey varken hepimizin içi parçalanıyor. Yani keşke daha duyarlı olsak. Sakin ol dayıcım. Sakinim ben de Aydar. Pelin Öztekin meyhanede olay çıkardı. Ünlü oyuncu Pelin Öztekin sevgilisiyle eğlendiği mekanda neden ortalığı birbirine kattı? Az sonra. Magazin Hattı devam ediyor. 20 Aralık'ta evlenmeye hazırlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti nikahını neden erteledi? İzliyoruz. Seni dinledim, hiç kendimi duyamadım. 3 yıldır beraberlik yaşayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçen ay aile arasında sade bir törenle nişanlanmış. Çiftin nişan kurdelesini İdo'nun babası İbrahim Tatlıses kesmişti. Tatlıses mi? Bana lazım.
Tatlı Sesle Şefkatli'nin 20 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde nikah masasına oturacakları gündeme gelmişti. Bence evlenmeliyiz hem de bu sene. Dün Nişantaşı'nda görüntülenen Yasemin Şefkatli, nişan töreninde geleneğin aksine İdo'nun kahvesine tuz yerine bal koyduğunu söyledi. Bal koydum, tuz koymadım. Onun için gayet mutluydu yani o gün. Ha, bu güzelmiş. Evet. Bal koydum. Tatlı geçsin yıllarım. Peki. Şefkatli düğünü erteleme kararı aldıklarını da açıkladı. Ki düğün tarihi belli mi? Şu an belli değil ya. Zaten bu ara korona da çok arttı. İzmir'de de deprem oldu. Şu an biraz ertelemeyi düşünüyorum. Hani bir tarihi vardı ama kesin değildi. Erteleyeceğiz biraz. Yasemin Şefkatli'ye son zamanlarda ev partilerinin arttığı hatırlatıldı. Son zamanlarda da ev partileri meşhur oldu. İdo Belediyesi'ni davet edenler oluyor mu? Yok. Yani. Olsa'da gidiyor musunuz böyle? Hiç davet eden yok. Gitmedik de zaten. Öyle alanlarda bulunuyoruz. Biz daha izole yaşıyoruz biraz. Zaten bu dönemde öyle yapmak gerekiyor. Onun için hiç öyle bir davete de teşvik etmedik daha yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Acun Ilıcalı yılbaşında açacağı dijital platform için hangi bomba sürprize imza atmaya hazırlanıyor? Ilıcalı ile akşam yemeği çıkışı görüntülenen hadise Kaan Yıldırım'la yaşadığı ilişki hakkında bakın neler söyledi. İzliyoruz. Londra'dan dönen Acun Ilıcalı, Bebek'te bir balıkçıda yabancı misafirlerini ağırladı. İyisiniz, nasılsınız? İyisiniz, teşekkürler. Ve iş toplantısıyız. Evet, yurt dışından çok önemli misafirlerim geldi. İnşallah güzel bir işbirliği olacak bizim için. O yüzden çok önemliler. Uzatmamam lazım, ayıp da oluyor. Türkçe de bilmiyorlar. O yüzden siz de bana bu ilgiyi gösterdiniz. Büyük havam oldu. Çok teşekkür ederim. Hepinizi ayrı ayrı kucakladım. Sonra konuşalım. Adamı bekletmeyelim. Adam ağır top beyler. Hadi görüşürüz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Cipine doğru yürüyen Ilıcalı'dan bir genç para istedi. Başında açacağı dijital platform için bomba bir sürprize imza atacağını anlattı. Cemal Can ve Aleyna'nın da bir projesi olacak gibi gençlik biz. Daha çok şey olacak, çok güzel olacak inşallah. Yani var abi, tane bombam var. Çok büyük. Kaç gün ihtiyacım var? Dünya starı mı geliyor yoksa bir proje? Onu da getiririz. Tamam, gidelim zaten. Çok teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkürler. Bu sırada Ilıcalı'dan para isteyen genç ısrarını sürdürdü ve pantolon almak için para istediğini söyledi. Siz de uzun süre sonra pantolonla da gördük aynı zamanda. Hiç toplantılar mı? O da oradan etkilendi herhalde. Acun Ilıcalı akşam saatlerinde ise hadise ve yabancı misafirleriyle Bebek'te bir mekanda buluştu. Dışarı oldukça neşeli çıkan Acun Ilıcalı ile hadise soruları yanıtladı. İyi akşamlar. Gözlerimiz yaşardı, gözlerimiz. Gerçekten yani yıl oldu görmeyeli sizi. Acun Ilıcalı da olmasa göremeyeceğiz evet, hadise. Teşekkür ederim. Rica ederim. En son ne zaman görüştük arkadaşlar? En son aylar önce çekmiştik bir erkek arkadaşınızı. Sormuştuk elini tutar mısınız diye. Soruya bak. Daha da görmedim. Çok doğru bir yerde kopmuşsunuz yalnız. Yani soru. Hala İyi akşamlar. Nasılsınız Acun Bey? Çok teşekkürler. Arkadaşlar misafirlerimiz var. O yüzden biraz çabuk olacağız. Kusura bakmayın. Ünlü televizyoncu hadiseyi görmediğimde özlüyorum dedi. Güzel bir akşam geçirdik. Hadise ve yabancı misafirlerimizle. Hadiseyi ben zaten görmediğim zaman özlüyorum. Mümkün olduğu kadar da buluşuyoruz elimizden geldiğince. Kendisinin benim kalbimdeki yeri her zaman çok farklıdır. Güzel bir akşamdı. Size de teşekkür ederiz. Sağ ol. Bir proje olacak mı peki? Yanılmıyorsa hadiseyle birçok proje düşünüyoruz. Bir proje değil. Sevdiğimiz ve değer verdiğimiz birçok yıldızı davet ediyoruz. Ama bu akşam tabii ki biz daha çok dostluğumuzdan konuştuk. Sözü hadiseye bırakıyorum. İyi akşamlar hadiseyle. Klibi 2 ayda 37 milyon kez izlenen Küçük Bir Yol adlı şarkısını piyasaya çıkaran hadise yaşadığı mutluluğu paylaştı. Evet. Küçük Bir Yol da çıktı. Çok evet güzel arkadaşlar çıktı. Ya uzun zaman oldu biliyorum. Ben de sizleri özledim. Küçük Bir Yol çıktı. Çok sevildi. Yani Allah'a şükürler olsun. Buradan herkese teşekkürler.
mutluyuz. Yani güzel güzel bir süreç. Böyle bir süreçte bir şarkı çıkarıp o şarkının başarısını yaşayabilmek tabii ki de büyük bir hediye. İşte bu gece Acun'un yeri bende biliyorsunuz. Onun da yeri bende çok ayrı. Güzel bir akşam sohbet ettik. Öyle. Kaan Yıldırım'la yaz aylarında evleneceği iddia edilen Hadise özel hayatı hakkında ise konuşmadı. Özel sorma. Maskenin Kaan Yıldırım'ın ortağı olduğu ve gelirinin yarısı Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı'na bağışlanan firmaya ait olması ise dikkat çekti. Sonra konuşuruz arkadaşlar. Dedik 6-7 ay oldu Hadise Hanım. Kıplıcalı'nın cipiyle uzaklaşan Hadise sevgilisinin Ulus'taki evine gitti. Serenay Sarıkaya'yla yollarını ayıran ünlü komedyen Cem Yılmaz, sunucu Saadet Özsırkıntı'yla yeni bir aşka mı yelken açtı? Güzelliğine, çalışkanlığına, disiplinine hayranım. Çok çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la yaşadığı ayrılıkla ilgili soruları neden yanıtsız bıraktı? Ayrılık haberlerini en azından. Teşekkür ederim. Saadet Hanım'da takipten çıkardığınız haberleri çıktı. Sağ olun. Bitti değil mi tamamen peki? Az sonra... Aşkları magazin gündemine bomba gibi düşen Didem Soydan ve Burak Deniz çifti neden apar topar acil servise koştu? Sıradaki haberimizde. Ah buradasınız bak. Diğer kamerada mı? Galiba abi. Son olarak Yarım Kalan Aşklar adlı dijital diziyle seyirci karşısına çıkan Burak Deniz, Etiler'de ev alışverişi yaptı. Akşamlar Burak Bey, nasılsınız? Hayırlı olsun yeni dizi diyelim. Konuşmadık, sizi çok kısa konuşalım. Yarım Kalan Aşklar'da bitti. Maalesef çok acelen var. Manken Didem Soydan'la aşk yaşamaya başlayan Deniz, konuyla ilgili sorulara yanıt vermek istemedi. Didem Soydan'la beraberliği nasıl gidiyor? Fotoğraf paylaşmaya da başladınız. Daha sonra Kuruçeşme'deki evine giden yakışıklı oyuncunun sevgilisi Didem Soydan'ın köpeği Köpüğü de aynı gün veterinere götürdüğü öğrenildi. Bu durum Soydan'ın Burak Deniz'in evine taşındığı düşüncesini akıllara getirdi. Ancak ünlü modelin işi olduğu için köpeğini sevgilisine emanet ettiği belirtildi. Öte yandan Burak Deniz'le Didem Soydan'ın ilişkisinin nasıl başladığı da ortaya çıktı. İddiaya göre Soydan, ortak bir kız arkadaşına yakışıklı oyuncuyu çok beğendiğini söyledi. Arkadaşlarının desteğiyle mesajlaşmaya başlayan ikili, bir süre sonra sevgili olarak görüşmeye başladı. Didem Soydan, konuk olduğu Aşırı Prestijlilerle Kısa Görüşmeler adlı YouTube programında da Burak Deniz'e olan aşkını ilan etti. Şu an mı soruyorsun? Çünkü şu an ben aşığım ve gözüm gerçekten şu an değil, hayır tabii. Şu an ben aşığım ve gözüm gerçekten şu an değil, hayır tabii ki. Bundan 5 sene önceyi soruyoruz. Didem Soydan'la Burak Deniz, apar topar acil servise koştu. Şimdi hala çalışacağız. Genel bir kontrol için geldik, gideceğiz. Aşkları magazin gündemine bomba gibi düşen Didem Soydan'la Burak Deniz, çarşamba akşamı Nişantaşı'nda özel bir hastanenin acil servis kapısında magazin hattı kamerasına takıldı. Burak Bey biraz konuşsaydın, geçmiş olsun meseleyi. Apandistinden rahatsızlanan Didem Soydan'a acil müdahale yapıldığı öğrenildi. Burak Deniz apar topar hastaneye getirdiği sevgilisini 3 saat koridorda bekledi. Doktorlardan bilgi alan ve oldukça gergin olduğu görülen ünlü oyuncu bir ara dışarı çıkıp açıklama yaptı. Burak Bey geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İçeride kaldı sanırım. Evet ya ufak bir rahatsızlığı vardı. Onu bir geldik genel bir kontrol için geldik. Yani şimdi hala çalışacağız. Bir gideceğiz. Genel bir kontrol için geldik gideceğiz. Okey. Sizi bekletmemek adına geldim. Hani konuşalım sizde beklenen yağmurda diye. Bir problem yok herhalde. Yok yok hiç değil problem. Hiç değil problem yok. Her şey yolunda. Sadece biz tabii ki yani burada bekliyoruz tabii ki yani. Tamam. İşlemler sürecek sanırım. Sen böyle devam edeceğiz. Konuşmaya galiba. Dostum genel bir kontrol vardı. Hallettik tamam. Gideceğiz. Okey. Tamam. İyi bakın kendinize. Çok sağ olun.
Sadakatsiz dizisiyle ekrana muhteşem bir dönüş yapan ünlü oyuncu Cansu Dere, izin gününde nerede kameralara yansıdı? İzliyoruz. Bahar'ın ya da Derya'nın bir farkı yok Volkan'dan gözümde. Hepiniz benim düşmanımsınız. Sadakatsiz dizisiyle ekrana muhteşem bir dönüş yapan Cansu Dere, Etiler'de kameralara takıldı. Dere, repo gününde noterdeki işlemlerini yaptırdı. Ünlü oyuncu kameraların görüntü aldığını fark edince şaşırdı. Cansu Dere noterdeki işlemler uzayınca oturarak güzel oyuncu çıkıştaysa çok yorgun olduğunu belirtti. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Dizi de harika gidiyor efendim. Ya, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok yorgunum. Tek boş günüme yapmam gereken işler var. Çok özür dilerim. Sizi aslında bekletmeyeyim demiştim. Geçeyim mi? Dünkü rolünüz de çok yine beğenildi. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim. Noterde ne işleminiz vardı? Yok artık. Onu da cevaplamayayım. Hadi kolay gelsin. Ünlü oyuncu Pelin Öztekin sevgilisiyle eğlendiği mekandan neden ortalığı birbirine kattı? Özel haberimizdi. Abla ne oluyor? Bir sakin olur musun? Bir sakin ol dayıcım. Sakinim ben de Aydar. Pelin Öztekin meyhanede olay çıkardı. Babası Rasim Öztekin'in izinden gidip oyunculuğu seçen ve son yıllarda verdiği 90 kiloyla dikkatleri üzerine çeken Pelin Öztekin, geçen cumartesi sevgilisiyle bir meyhanedeydi. Rol aldığı Çatı Katı Aşk dizisi final yapan Öztekin, sevgilisi Sarp Haytural ve arkadaş grubuyla eğlendi. Her şeyin keyifli başladığı gece saat 23 sıralarında birden ortalık karıştı. Sevgilisiyle öpüşen oyuncuya masadaki bir arkadaşı küfürlü bir laf sarf etti. Çılgına dönen Pelin Öztekin ayağa kalktı ve ben miyim diyerek arkadaşlarının üzerine yürüdü. Araya girenler sürekli ben miyim diye bağıran Pelin Öztekin'i sakinleştirmeye çalıştı. Ben miyim lan? Ben miyim? Ben miyim? Sana soruyorum, ben miyim? Ben miyim diyorum? Ben miyim diyorum? O zaman? Ben miyim? Serenay Sarıkaya ile yolları ayıran ünlü komedyen Cem Yılmaz, sunucu Saadet Özsırkıntı'yla yeni bir aşka mı yelken açtı? Ayrılık sonrası ilk kez ortaya çıkan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ilgili neden konuşmadı? İzliyoruz. Geçen hafta Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya'nın yollarını ayırması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ayrılık açıklamasını ünlü komedyenin yapmasıysa herkesi şaşırttı. Cem Bey, uzun zamandan beri Serenay Hanım'la yan yana göremiyoruz sizi. Sosyal medyada bir beğeniler falan da olmuyor. Bir ayrılık söz konusu mu? Evet. Sık sık tartıştığı ve görüşmeyi kestiği Cem Yılmaz'ın gönlünü almak yerine ayrılık açıklaması yapmasına sinirlenen Sarıkaya, bir süre kendisini eve kapattıktan sonra annesi Ümran Seyhan'la İzmir'e moral tatiline çıktı. Depresyondayım, unutuldum. Serenay Sarıkaya ayrılığın acısını atlatmaya çalışırken Cem Yılmaz'ın çoktan yeni bir ilişkiye yelken açtığı öne sürüldü. İddiaya göre Yılmaz, kulisinde kendisini ziyaret eden O Ses Türkiye'nin sunucusu Saadet Özsırkıntı'yla görüşmeye başladı.
sonunda çılgın sözlerle kandırdım. Dedikodular alıp başını gitti. 30 yaşındaki Saadet Özsırkıntı'nın O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında Serenay Sarıkaya'ya hayranlığını dile getirdiği görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Ayrıca güzel sunucunun Serenay Sarıkaya'yı takipten çıktığı da gündeme geldi. Güzelliğine, çalışkanlığına, disiplinine hayranım. Çok çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Taraflardan gelecek açıklamalar merakla beklenirken Saadet Özsırkıntı aşk iddiasını yalanladı ve şunları söyledi. Yaşadığımız bu zor günlerde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak benim için inanın çok üzücü. Doğru, oyuna gittim. Kendisini daha önceden işim gereği tanıyorum. Kulisine de uğradım. Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Yanlış ve yalan bilgilerle hele ki ağzımdan çıkmış gibi gündem yaratılmasın lütfen. Sizden ricamdır. Belki de bu yüzden vuruldum, sahibin olamadım ya. Magazin hattına Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan hiç takip etmediğini belirten ünlü sunucu, geçen Ağustos sonunda gazeteci Melis Güvenç'in YouTube kanalına özel hayatıyla ilgili şu çarpıcı açıklamayı yapmıştı. Uzun süredir böyle hayatımda gerçekten gittiği giden bir ilişkim olmadı. Magazin hattının bugün de sonuna geldik. İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Bu büyük acıyı bir kez daha yaşamamayı temenni ediyoruz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Sağlıklı bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.